Merhabalar. Minecraft'ı hiç duydunuz mu? Mutlaka duymuşsunuzdur. Oldukça popüler ve eşsiz bir bilgisayar oyunu. Ama aynı zamanda Minecraft'ın harika bir öğrenme aracı da olabileceğini hiç düşündünüz mü? Akademik becerilerden sosyal becerilere kadar Minecraft çocukların tüm potansiyellerine erişmelerinde inanılmaz yardımcı bir oyun. Şimdi bu videoda Minecraft'ın neden eğitici olabilecek bir oyun olduğuna değineceğim. O yüzden durun, hemen linç etmeyin. Çünkü öğreneceklerinize çok şaşıracaksınız. Öncelikle Minecraft nedir? Keşif ve hayatta kalma becerilerini birleştiren, özellikle çocuk dostu bir bilgisayar oyunudur. Çocukların hayal gücü ve yaratıcılığını destekler. En basit ifadeyle dijital bir Lego gibidir. Bu oyunu oynayan kişi küçük bir kulübeden devasa bir metropole kadar her şeyi inşa edebilir. Canavarları veya diğer zorlu karakterleri oyunun içinden attığınızda gerçekten ilginç olmaya başlar. Bu oyunu oynayan oyuncunun Minecraft'ta nasıl hayatta kalacağını ve nasıl adapte olacağını hızlı bir şekilde öğrenmesi gerekir. Peki gelelim, eğitici mi? Evet, kesinlikle eğitici. Ama bunu söyleyen sadece ben değilim, bunu araştırmalar söylüyor. Hatta İngiltere'de bazı okullar Minecraft'ı derslerinde kullanmaya başladılar. Dünya çapında 7000'den fazla sınıf Minecraft'ı aktif olarak kullanıyor zaten. Şimdi gelin Minecraft'ın eğitici olmasının bazı sebeplerine değinelim. Öncelikle Minecraft çocuklar için güvenli mi? Evet, güvenli. Doğru ve sorumlu bir şekilde kullanılırsa güvenli tabii ki. Bazı ebeveyn ayarlamalarını yaptıktan sonra özellikle çocuklar için oldukça güvenli bir oyun. Bu oyunu oynayan kişi kendi hikayesini yazabilir, arkadaşlarıyla ekip oluşturabilir ve güvenli ve emniyetli bir ortamda yapmak istedikleri her şeyi inşa edebilirler. Minecraft problem çözme yeteneğini de yükseltir. Biliyorsunuz ki problem çözme yeteneği gerçek hayatta engelleri nasıl daha iyi aşabileceğimizi belirler. Minecraft da tam bu noktada bu düşünceyi teşvik edebilir ve genişletebilir. Örnek olarak oyunun hayatta kalma moduna bakabiliriz. Oyuncu tehlikeli canavarlar ve diğer engeller karşısında açlık ve sağlık seviyelerini korumak zorunda. Bu da çok hızlı bir şekilde karar verip nasıl kaçacağını çabuk anlamasını, nasıl gizleneceğini ve hayatta kalmayı nasıl başarabileceğini çözmesi anlamına gelecek. Bu eleştirel düşünmeyi teşvik edebilir ve oyuncu gerçek dünyadaki sorunları çözebilmek için nasıl hızlı ve verimli şekilde tepki vereceğini de öğrenebilir. Aynı zamanda Minecraft okuma ve yazma becerilerini bile destekleyebilir. Biliyoruz ki özellikle çocuklar eğlenirken öğrenmeyi daha çok tercih ediyorlar. Minecraft oyununda da yaptıkları tam olarak bu zaten. Bir çocuk Minecraft oyununda ilerlemek için eğer yeterince motive ise ekranda çıkan yazılı kılavuzları iyi okuması ve anlaması gerekir. Aynı zamanda mesela sınıf arkadaşları veya bir ekiple oynuyorsa bunu kendi aralarında tartışmaları, mesaj kısmından yazışmaları vesaire gerekebilir. Aynı zamanda Minecraft meraklı bir zihni destekleyici niteliktedir. Bu oyundan sonra özellikle çocukların daha meraklı olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Çünkü oyunun büyük bir kısmı bir takım zorlukları aşmanızı gerektirir. İlerleyebilmek için yardımcı ipuçlarını, püf noktalarını iyi incelemeniz gerekir. Vay arkadaş, ne Minecraft'mış demeyin. Çünkü bugünlere gelmesinin ve bu kadar popüler olmasının birçok sebebi var biliyorsunuz. Bu çözüm gerektiren anlarda da tabii ki bu oyunu oynayan kişinin Wikipedia veya YouTube gibi çevrim içi platformlarda araştırma yapması gerekebilir. O sorunun çözümüne kavuşmak için ve oyunu oynayan kişinin en iyi bilgiyi bulması için de sürekli bir araştırma içinde olması gerekiyor. Araştırmasının sonucunda karşısına çıkanları da iyi analiz etmesi gerekiyor. Çünkü bir sorun için birden fazla çözüm olabiliyor ve bu çözümler arasında bir seçim yapmak gerekiyor tabii ki. Neredeyse bir okul projesi gibi değil mi? Minecraft matematik problemlerinde de yardımcı olabiliyor. Demek istediğim, Minecraft tabii ki bazı ülkelerde sınıflarda ders niteliğinde işlenebiliyor. Bu bir gerçek. Hatta öğrencilerine destek vermek için Minecraft'ı kullanan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir öğretmenden bir açıklama var burada. Şöyle demiş kendisi: "O yıl Los Angeles şehir merkezinde 3. sınıfa ders veriyordum ve Minecraft ile matematik öğretmeye kararlıydım ve iyi ki yapmışım. 6 ay boyunca sınıfımın karşılaştırma testi puanları matematikte %18'den %84'e, İngilizce'de ise %24'ten %81'e yükseldi." demiş. Çok ciddi bir değişim değil mi? Niye? Çünkü çocuklar eğlenerek öğrenmiş. Minecraft oynarken çocuklar karmaşık şekiller geliştirebiliyor, geometrik problemlerin üstesinden gelebiliyor ve bunların hepsi matematik için bir altyapı niteliğinde aslında. Aynı zamanda bu çocuklar kaynakları nasıl yönetebileceklerini de öğrenebiliyorlar. Minecraft'ta oynayan oyuncu bir şeyin maliyetini ve belirli görevler için gereken süreyi nasıl hesaplayacaklarını da öğreniyor. Mesela bir konutun, bir yapının bir kısmını inşa etmek için oduna ihtiyaç duyabilir ve odun toplamaları gerekebilir. Odun toplama işini elle de yapabilirler ama balta kullanırlarsa daha hızlı. Tabii baltanın yenilenmesi gerekiyor çünkü bir süre sonra köreliyor. Bunun gibi birçok problem var. Kaynakları verimli bir şekilde nasıl kullanacağını ve bu kaynaklar için ne gerektiğini bilmek bir çocuğun eğitimsel ve pratik gelişmesinin kilit yönlerinden biri aslında. Başka ne öğreniyoruz peki bu oyunda? Bayağı bir şey öğreniyormuşuz değil mi? Ekip çalışmasını da öğreniyoruz biz bu oyunda. Minecraft'ta diğer takım arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde bulunman da gerekiyor. Hatta bazen bir oyuncunun belirli bir hedefe ulaşmasının tek yolu
olduğu ekip çalışmasından geçiyor. Ekiple birlikte planlar yaparken kaynakları bir arada kullanmak, bir araya getirip paylaşmak ve birbirlerine güvenmeleri de gerekecek. Ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte olumlu bir şekilde bir araya gelmeleri de gerekecek. O yüzden ekip çalışmasının da faydalarını gösteriyor bu Minecraft. Özgüvenini geliştirmeye yardımcı olabilir. Peki nasıl olacak bu? Minecraft kendine olan güvenini gösterebileceğin birçok şans sunar sana aslında. Etkileyici Minecraft becerileriyle diğer arkadaşlarına da biraz hava atabilme şansın var. Minecraft aynı zamanda tarihi öğrenmeye de yardımcı. Bu oyunda ünlü tarihi yerleri yeniden inşa etmek oyunun en popüler eğitim amaçlı kullanım şekillerinden biri. Bu oyunu oynayan kişi tarihle ilgili büyük miktarda araştırma gerektiren görevleri tamamlayabilir. Bu insan uygarlığındaki ana noktaları anlamayı, bazı bölgeleri haritalamayı ve ünlü olayları yeniden oluşturmayı içerir. Bu oyunu oynayan kişinin matematiği de anlaması gerekir. Örneğin 2016'da Londra Müzesi 1666'daki büyük yangını yeniden canlandırmak için Minecraft'ı kullanmış. Bunu nasıl yaptıklarını kendi web sitelerinde ve YouTube'da da yayınlamışlardı. Minecraft bir çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü de geliştirebilir. Bu oyun sınırlar konusunda gerçekten iyi çünkü bir sınırı yok. Oynayan kişi bir eğlence parkı inşa etmek istiyorsa yapabilir veya başka bir şey de inşa edebilir veya yapabilir çünkü Minecraft bu konuda sınırsızdır. Minecraft platformu gerçek olsun veya olmasın, istediğiniz her şeyi hayal edip inşa etmenize olanak tanıyor. Tek kısıtlaması tabii ki bunu küçük bloklarla yapmanız gerekmesi. Onun dışında bir kısıt yok. En etkili yönlerinden biri çocuğunuzun kod yazmasına bile yardımcı olabiliyor. Minecraft'ın devasa bir özelleştirme derecesi var. Bu oyun oynayanlar oyunun farklı davranması için modlar aracılığıyla oyunu düzenleyebilirler. Mesela havayı değiştirebilirsin. Uçan ve yenilmez olan bir kalamar yapabilirsin. Tüm bunları Minecraft'ın komut bloklarını kullanarak yapabilirsiniz. Hatta daha da ileri gitmek isterseniz Java kodlarıyla programı bile değiştirebilirsiniz. Hatta bu modları oluşturduktan sonra Java aracılığıyla bunu arkadaşlarınızla veya başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Velhasıl sonuca gelecek olursak Minecraft size ileride gelecekte değerli iş becerileri sunabilir. Bu bahsettiğim tüm eğitim yönleri şüphesiz çocuğunuzu gelecekteki iş planları konusunda iyi yerlere götürebilir. Eğer oyunu doğru oynarsanız teknik becerileri öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda ticaret ve ilişki kurma gibi iş becerilerini de deneyimleyebilirsiniz. Evet, belki küçümsüyoruz ama Minecraft doğru kullanıldığında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında sağlam bir arka plan kurmaya yardımcı olur. Aslında her konuda eleştirmeye çok açığız ama dediğim gibi oyunu doğru oynamak gerekiyor. O zaman yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi oyunlar. İşte bakın, Minecraft deyip geçmeyeceksiniz. Bazen küçük gördüğümüz, küçümsediğimiz birçok oyunun birçok yeteneği, birçok katkısı vardır. Ve tabii tekrar söylüyorum, doğru kullanıldığında.